Derneğincisi, değerli akademisyenlerimiz, çok kıymetli katılımcılarımız, Varlıkları Koruma Dairesi Komitesi tarafından düzenlenen öncelikle sizleri Ulu Önder Mustafa Sayın Meclis Başkanım, değerli konuklar, akademisyenler ve değerli katılımcılar. Kültürel mirasımızı korumak, yeni nesillere aktarmak, esasında bir toplumun, toplum varlığının devamı açısından ve ülkenin de devamı açısından en önemli unsurunu içerir. Çünkü kültürünü kaybetmiş toplumların bir ülke olarak da yaşamına devam etme şansı yoktur. Kültürel mirasımızı korumak, yeni nesillere aktarmak esas konu ise kültürel mirasımızı korumaktan ne anlamalıyız sorusu gündeme gelir. Eğer kültürel miras içerisindeki eserleri, değerleri kasalarda saklamak ve bu saklanan eserlere erişimi engellemek ve böylelikle de kullanımını önlemek ise bu esasında koruma anlamına gelmez. İşte bu yüzden bu çalışmayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak da çok önemsiyoruz. Gelişen dünyada, çağdaşlaşan dünyada, bilgi teknolojileri artan dünyada yeni konseptler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak şu anda Milli Milli Kütüphane olmak üzere 8 tane halk kütüphanemiz mevcuttur. Geçen yılın istatistiğine baktığımız zaman bu kütüphanelerimizde faydalanma oranı 70 bin civarındadır. Yani kütüphanelerimize 70 bin kez giriş ve çıkış yapılmıştır. Bu sayı bizim açımızdan gerçekten çok azdır. Bu sayının ciddi anlamda artırılması, kütüphanelerden faydalanım oranının artırmamız icap etmektedir. Çünkü artık günümüzde bilgisayarlar ceplerimize girmiş durumdadır. Ve bilgiye ulaşma yönleri ve yolları da çok gelişmiştir. Fakat burada esas olan sağlıklı bilgiye, sağlıklı yerlerde ulaşabilmenin önünü açabilmektir. O yüzden bu çalıştayı çok önemsemekteyiz. Ve eminim ki bu çalıştay sonucu ortaya çıkacak olan sonuçlardan gerek müzelerimizin, gerek arşivlerimizin ve gerekse de kütüphanelerimizin yeni çağ içerisinde, yeni zaman içerisinde nasıl organize olacağı ve halkımızın bu yerlerden nasıl faydalanacağı, ülkemizi ziyaret eden turistlerin kültürel anlamda Kıbrıs Türk'ünü tanımasının önünün nasıl artırılacağı esas olacaktır. Ben böyle bir çalıştay fikrini ortaya koyan Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İlgili komite toplanmış ve biz bakanlıklarla da bu konuyla ilgili işbirliği talep edilmiştir. Biz bu talebe hemen
olumlu cevap verdik. Çünkü böyle bir çalıştayın sonuçlarından faydalanacağımız çok unsurlar olduğunu düşünmekteyiz. Değerli katılımcılar buraya katılıp bize fikirler üretip bundan sonraki planlamamızda ve politikamızın oluşmasında bir artı değer koyacağınız için şimdiden teşekkür eder. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım. Değerli akademisyenler, uzmanlar ve değerli basın mensupları. Bugün burada müze, arşiv ve kütüphanelerde yeni açılımlar çalıştayını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Hepimizde ortak ruh, ortak heyecan. Dünü bugüne, bugünü geleceğe taşımak heyecanı. Biz küçük bir coğrafyada yaşayan bir toplumuz, nüfusumuz az ama tarihsel ve kültürel zenginliğimiz çok büyük. Yeter ki bunun farkında olalım, yeter ki bu bilgileri uygun, bilgilendirme tekniklerine uygun bir şekilde arşivleyelim, bilgiye ulaşmayı kolaylaştıralım, paylaşalım. Hem bizim için, hem dünya için bir bilgi kaynağı oluşturalım bizimle ilgili. Bu konuda ne yapabiliriz diye bir düşünce ürettiğimiz zaman önce ilgili kurumlarımızla bir toplantı yapalım dedik ve şunu gördük. Kurumlarımızın bu konuda heyecan duyduğu ve bu konuda ortak bir çalışma yapma isteğinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Ve bir durum tespiti yaptık. Biz neredeyiz acaba? Maalesef durum tespiti moralimizi yüksek tutacak bir durumda değildi. Kurumlarımız veya özel sivil toplum örgütlerimiz, kişisel koleksiyonerler bilgileri topluyorlar. Ama bu bilgilerin toplanması, sınıflandırılması veya paylaşılması konusunda çok eksiklerimiz var. Devlet kurumlarında da öyle. Kurumların ayrı ayrı bilgileri topladığını görüyoruz. Bu hem emek hem maddi kayba yol açan bir olay. Halbuki kurumlar arası iletişim ve bilginin organize, çağdaş bir şekilde toplanmasında hem kurumlar arası bilginin paylaşılması hem bilgiye ulaşılması çok daha etkin olacaktır. Bugün bilgi çağında yaşıyoruz. Öylesine bir bilgilendirme var ki doğru bilgiye ulaşmak acaba soru işaretleri oluşuyor. Özellikle bilgi üreten ve bilgi paylaşan kurumlar bu sorunla yüz yüze geliyor. O yüzden biz kirli bilginin yayılmaması için, kirli bilginin kayıt altına alınmaması için bilgiyi, doğru bilgiyi, gerçek bilgiyi iyi bir şekilde toplayıp, arşivleyip gelecek nesillerle paylaşmalıyız. Toplumsal bellek budur. Toplumsal bellek yoksa bir toplumun, o toplum er ve geç yok olmaya mahkumdur. Bir toplumun gücü, geçmişi, tarihsel ve kültürel zenginliğinin ve belleğinin ne derece canlı tutulduğuna, ne derece korunduğuna ve ne derece gelecek nesillere taşındığına bağlıdır. İşte tüm bu duygularla, tüm bu düşüncelerle bir devlet çalıştayı, yani kurumlarımızın da işbirliğiyle birlikte çalışacağı sivil toplumun, üniversitelerimizin, bu konuda uzman bireylerin katkısını koyacağı, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konusunda uzman, üniversitelerdeki akademisyenlerimizin, uzmanların tecrübelerinin ve bilgilerinin de aktarılacağı bir çalıştay düzenleme fikri gerçek oldu. Bugün hep birlikte buradayız ve inanıyorum ki sonuçlar ülkemiz için, sadece ülkemiz için değil aslında, dünya için de çok önemli bir sonuç doğuracaktır. Bize bundan sonra düşen görev bu sonuçları uygulamaktır.
ilgili daireler, ilgili bakanlıklar, ilgili kurumlar ve biz meclis olarak bu sonuçları değerlendirip uygulamaya koyduğumuz anda bu Çalıştay başarıya ulaşmış olacaktır. Ve ümit ediyorum ki bu Çalıştay gelenekselleşir ve her yıl bu tür toplantılar yapılır, durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik çalışmalar yapılır. Bir de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten gözlerimin yaşardığını söyleyebilirim o heyecanı gördüğüm zaman, o çalışma heyecanını. Olmaz olamazı bir kenara itip olur başaracağız diyen ve bir ay gibi kısa bir sürede bu organizasyonu yapan değerli insanlarımıza bir isim saymak istemiyorum, unutabilirim. Teşekkürlerimi sunarım. Hepinize burada olduğunuz için ve katkı koymak için burada olduğunuz için teşekkürlerimi sunarım. Sevgiler, saygılar hepinize. Sağ olun, var olun.